Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kızlar, kızlar, öyle bir videoyla geldim ki, ne? Allah! Rica ederim tatlım, şimdiden ne demek, hiç teşekkür etme bana. Bu videomuzda birini öldürmeden süründüreceksin. Şu var ya, senin canına acıtan, senin ağzına sıçan, seni üzen, seni kıran, senin duygularınla oynayan, sürünmeyi hak eden herkes bu videoda süründürecek. Ya anladınız değil mi? Duygularınızla oynayan. Ya bu süründürülmeyi gerçekten hak eden insanlara uygulayın lütfen bu maddeleri. Mazlumların günahına ne olur girmeyin. Mazlum sevenlerin günahına girmeyin arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların gelmesini isterseniz bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol tuşundaki zile basarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ve tabii ki beni sosyal medya hesabından takip etmeyi de lütfen unutmayın arkadaşlar, pıtırcıklarım benim. Lütfen bu maddelere, yani bu videoyu benden istemiştiniz, sizler istemiştiniz. O yüzden sizi gerçekten seven, sizi üzmek istemeyen, sizi kırmak istemeyen, sizi sebepsiz terk etmeyen insanlarda uygulamayın. Sizi gerçekten bahsettiğim gibi üzen, kıran, terk eden, sevmiş gibi yapıp aslında hiç sevmeyen insanları süründürmek için uygulayabilirsiniz. Çünkü onlara insan demeyi bir şahitizler tatlım, tamam mı? Sizler için tam 8 madde hazırladım arkadaşlar. Lafı hiç uzatmadan maddeleri geçeceğim. Fakat öncesinde şunu söylemek istiyorum. Lütfen maddeleri aşağı yorum olarak yazmayın. Lütfen ya, gerçekten arkadaşlar emek veriyorum, çok fazla hazırlık yapıyorum bu tarz videoları ve biri gelip pat diye aşağı yoruma yazdığında olmuyor. Zaten demek istediğim şeyler sadece maddeler değil, ben biliyorsunuz ki maddeleri açıyorum zaten ne demek istediğimi daha net anlatmak açısından. O yüzden lütfen maddeleri yorumlara yazmayı seviyorum, teşekkür ederim anlayışınız için. Hazırsanız birinci maddemizden başlayalım. Birinci maddemiz, duygusuz ol. Ona karşı artık sen duygusuz olacaksın. Çünkü her katil olay mahalli bir kere gelir ve bakar arkadaşlar. Bunu gerçekten çok samimi söylüyorum. Ağzını aratması olsun ya da kendisi gelip ağzınızı arayabilir. Hiç fark etmez. Artık duygunuz yokmuş gibi davranacaksınız. Lütfen duygunuza yenik düşmeyin. Duygusal davranmayın. Duygusal konuşmayın. Hayatım, o zaten duygusal ve senin kıymetini bilen biri olsaydı ona domuz demezdik. Domuzun teki çünkü. Domuzsa da zaten senin duygusal davranmanı, senin hassas olmanı, senin duygularını bilmene artık gerek yok. Bilmesin. Yani şu saate kadar bildi de ne oldu, anladın mı? Artık ona karşı duygusuz olacaksın. Bakın, bu çok çok önemli maddelerimizden bir tanesi. Yani duygularınızda asla yenik düşmeyeceksiniz ona karşı. Her konuda, her konuda duygunuza yenik düşmeyeceksiniz. İkinci maddemiz, lütfen araya ortak arkadaşlarını koyma hayatım. Araya ortak arkadaşlarını koyarsan hala onu çok sevdiğini, hala ona karşı duyguların olduğunu, hala senden ondan vazgeçemediğini, zaten o kendini zaten vazgeçilmez sanıyor ya geri zekalı. Sanki ondan başka yokmuş gibi davranıyor ya. Halbuki ondan çok var. Bak, üzen çok, kıran çok, ağzına sıçan çok. O yüzden ondan bir taneymiş gibi davranma. Lütfen araya ortak arkadaşlarını koyma. Araya ortak arkadaşlarını koyma derken kimseye bir şey söyleme. Hani ortak arkadaşlarınız olabilir ya da onun kulağına gidebilecek biri olabilir. Çünkü sen birine söylersin, sen kendi yakınına söylersin. O gider başkasına söyler, o gider başkasına söyler derken yerin kulağı var. Bu böyle dedikoducu tayfada dağılır. O yüzden sana diyeceğim şu ki, sakın araya ortak arkadaşlarını koyma güzelliğim. Tamam mı? Gerek yok. Onun olumlu veya olumsuz bir şey duyması bile hala onunla ilgili konuştuğunuzu gösterir ve biz onunla ilgili artık bir şey konuşmayacağız. Çünkü biz size artık duygusuzuz. Sana duygum yok. Üçüncü maddemiz, lütfen kendini acındırma. Şimdi mesajlar olabilir, aramalar olabilir, göndermeli bir şeyler olabilir, göndermeli storyler, postlar, işte her şey. Hiç fark etmez. Bunu yapmayacaksınız. Kendinizi acındırmaya çalışmayacaksınız. Ölüyorum, bitiyorum, sensiz bir hiçim, seni kaybettim. Kendine gel. Kendine gel. O seni kaybetti. Bak, o seven bir insanı kaybetti. Ama sen sadakatsiz bir insanı kaybedemezsin. Çünkü sadakatsiz bir insanın bizim hayatımızda olmaması gerekiyor zaten. Bu bir kayıp değil. Anlatabiliyor muyum demek istediğim şey? Bunu yapmayın arkadaşlar. Bunu yapan insanlar ben bazen görüyorum günlük hayatımda. Acı nasıl durmuyor? Şimdi kendini acındırma diyorum. Acı nasıl durmuyor? Ama şöyle söyleyeyim. Birini süründürmek istiyorsanız
Bunu bile vermeyeceksiniz ona. Siz acımasını sağlamayacaksınız. Niye size acısın ki? Sen acınacak durumda değilsin. O acınacak durumda. Dördüncü maddemiz ortadan kaybolma. Şimdi bunu da eklemek istedim ve şunu böyle açmak istiyorum bu konuyu. Sosyal medya hesaplarını kapatma ya da görebileceği bir ortamdaysan, gidebileceği işte sürekli gitmen gereken bir ortamsa git. Sakın ortadan kaybolma. Şimdi şöyle bir şey var. Ay bu ne? Şöyle bir şey var, göz görmeyince gönül katlanıyor arkadaşlar. Şimdi ama beni zaten sevmiyor ama şöyle böyle. Ama seni görsün. Görsün ki ve seni çok mutlu görsün ki neyi kaybettiğini anlasın. Sürünsün ya, sen hayatına devam edeceksin. O mu vardı hayatında? Bak kendine gel. O mu vardı ya? Sen bu yaşına kadar onunla mı geldin? Onunla mı nefes aldın? Kim o? Kim? Bak bunu kendine hep hatırlat. O kim? Ben bu zamana kadar onunla gelmedim ki bundan sonra da onunla var olayım ya da onsuz yok olayım. O yüzden lütfen ortadan kaybolmayın. Şu sosyal medya hesaplarınızı olduğu gibi kalsın. Aynı seriyi de kullanmaya devam edin. Kaç post atıyorsanız, kaç story atıyorsanız, aktif kullanıyorsanız aynı aktiflikte. Ya da çok aktif kullanmıyorsanız yine öyle. Ay ben nasıl kullanmıyorum, sileyim. Hayır. Beşinci maddemiz sık boğaz etme arkadaş. Şimdi ayrılık özellikle çok tazeyse işte yazayım, arayayım, işte halini, hatırını sorayım. Tam o terk etmiş olabilir ama ben yine de yazayım. Hayır. Sık boğaz etmeyeceksin. Bir dur. O zaten bu kararı verdiğini, pişman olması biraz zaman alabilir. Ama sen bu süreç içerisinde üstüne gidersen, sık boğaz edersen zaten bu süreç onun için of ben onu kaybetmedim. Baksana hala bende. Ya bir kayıp olduğunu anlaması için bir kere araya zaten gerçekten mesafe koyman gerekiyor. Sık boğaz etmemen gerekiyor. Bırak ya ne? Bok yerse yesin vallahi. Bak beni sinir etmeyin kızlar. Sakın etmeyin lütfen. Altıncı maddemiz kendini sessiz al. Ona karşı kendini artık sessiz alıyorsun. Kimseyle asla hiçbir konuda onunla ilgili özellikle irtibat haline girmiyorsun. Onunla irtibat haline girmiyorsun. Kendini artık ona ve onun çevresine veya onunla ilgili konulara sessiz alıyorsun. Hiçbir şey konuşmuyorsun. Arkadaşlar çok güvendiğiniz insanlarla konuşurken bile iki kere bir düşünün. Ben bunu söylüyorum ama onun kulağına gider mi? Lütfen gerçekten çok yakınınız değilse paylaşmamanız taraftarıyım. Ben kendinizi bu konuda sessize alın. Çok güvenmediğiniz insanlara hiçbir şey anlatmayın. Ona ulaşmaya dahi çalışmayın. Yedinci maddemiz bu çok çok önemli maddelerden bir tanesi bana göre. En başındaki kişiye dönüş. Şimdi en başındaki kişiye dönüş derken seni nasıl sevdi? Seni gördüğünde, sevdiği zamanlarda nasıl durumdaydın? Özellikle uzun ilişkilerde kişi kıskançlık krizlerine girip en baştaki kişiyi değiştirebiliyor. Yani size evrim geçirebiliyor aslında. İşte bunu giyme, şunu yapma, bununla görüşme, buraya gitme, böyle yapma, şunu etme, bunu yapma falan böyle fotoğraflar çekme. Anlatabiliyorum değil mi demek istediğim şeyi? Bu süreç zarfında eski kişiye dönüyorsunuz. Artık sizi nasıl sevmişti? Nasıl sevmiş, nasıldınız, sizin çevreniz nasıldı, siz nasıldınız, dış görünüşünüz nasıldı? Aynı şekilde o kişiye geri dönüyorsunuz. Çünkü o bunu sevmişti. Sizi değiştirdi ama o değiştirdiği insanı sevmiyor. Sadece seni kıskandığı için değiştirdi. Aslında değiştirdiği insandan çok da mutlu değil. Ama seni en baştaki gibi seviyordu belki de. İlk başta tanıştığında, ilk seni sevdiğinde nasılsan yine o kişi olmanı istiyorum. Sekizinci maddemiz, bu gerçekten benim için çok çok önemli maddelerden bir tanesi arkadaşlar. Bunu iyi dinleyin. Aradan biraz zaman geçtikten sonra, şimdi tabii ki bunu hemen taze yaparsanız çok çok yanlış anlaşılabilir. Yani çok yanlış anlaşılabilir değil mi? Bayağı yanlış anlaşılır. O yüzden sizden istediğim çok fazla süreyi uzatmadan şunu yapın. Size çok yakıştırdığı bir elbise olabilir, size çok yakıştırdığı bir sivit olabilir, bir tişört olabilir, bir bluz olabilir, hiç fark etmez. Onunla bir fotoğraf paylaşmanızı istiyorum. Fotoğraf olmalı çünkü bugün görmezse yarın görür, yarın görmezse ondan sonraki bir gün görür. Bunu bir süre geçtikten sonra yapın diyorum çünkü aradaki kızgınlık, aradaki öfke azalacak ve özlem duymaya başlayacaktır. Diğer maddeleri uygularsanız tabii ki hiçbir şekilde irtibat haline gelmezseniz. Özlem duyup profilinize bakmak isteyecektir ve o fotoğrafta, o üstünüzde onun sevdiği bir kıyafeti gördüğünde bütün anılar aklına tekrar gelecektir. Şimdi bütün anılarınızı onun aslında aklına tekrar getiriyorsunuz. Bu hem çok ince bir şey. Hiçbir şey yapmadan aslında ona çok şey yapmış olacaksınız. Hiçbir şey. Yani örnek veriyorum şu tişörtün. Tişörtte ben fotoğraf atıyorum ve bu tişörtte benim onunla bir anım varsa, onu çok sevdiği ya da çok önemli bir günde ikimiz de hatırlıyorsak bunu. Bu bizim için özeldir ve bunu gördüğüm zaman benim aklıma onun gelmesi ya da onun bunu gördüğü zaman aklına benim gelmem ya da o günlerin gelmesi
Çok normal. Bu zaten bizim beynimize bir oyunumuz. Bunu hani düşünmez ki, yapmaz ki, etmez ki. Hayır hayatım. Bu zaten isteyerek yapılan bir şey değil. Gördüğümüz zaman bizim görsel hafızamız aslında kuvvetlidir. Gördüğümüz zaman beyin bize çok fazla şey hatırlatacaktır. Beyin varsa tabii. Değil mi? Onu dedin. Evet arkadaşlar. Umarım demek istediğim şeyleri anlatabilmişimdir. Bu tarz detaylarla onu süründürebilirsiniz. Çok samimi söylüyorum. Gerçekten bana teşekkür etmenize hiç gerek yok. Kız ben hangi taktiği verdim doğmadı? Sen söyle. Sen bana güven. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım hem yararlı bulup hem eğlenmişsinizdir. Hem bir şeyler öğrenmişsinizdir. Vallahi siz istediniz bu videoyu. Ben de tamamen sizler için çektim. Yine de unutmak en büyük intikamdır. Bunu sakın unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların gelmesini isterseniz bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol tuşundaki zile basarsanız zaten videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Her cuma ve pazar günleri kanalımda yeni videolar paylaşıyorum. Ve tabii ki beni sosyal medya hesabından da takip ederseniz çok sevinirim. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen maddeleri aşağıya yorum olarak yazmayın. Bye bye.